Milföylü gül börekleri. Köftesi için 500 gram kıyma, 1 adet kuru soğan, 1 adet yumurta, 2 diş sarımsak, yarım demet maydanoz, 2 dilim ekmek, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 4 yemek kaşığı zeytinyağı. Üzeri için 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 100-150 gram kaşar peynir. Efendim şimdi gün 3. tarifle devam ediyoruz. Bu biraz farklı bir börek. İçinde evet. Köftesi olacak çünkü. Köfte olacak. Önce köftesini yapacağız. Tamam. Sonra onu biraz kızartacağız. Sonra milföylere sarıp yine fırına vereceğiz. Böyle güzel, gül böreği bulunandı. Biraz böyle köfte olan tarifler çok güzel oluyor. Hadi evet, köfteden başlayalım o zaman. Köfteden başlayalım. Ben şöyle eldivenimi alacağım. Tamam. Çünkü onu yoğurmak. Daha doğrusu önce... Önce soğanı mı? Soğan, sarımsak ve maydanozu ben genelde robottan geçirmeyi tamam, tercih öyle ediyorum. Yapalım. Aynen. Şöyle. Hem de ağlamamış oluruz bunun ikimiz için. De. Aynen öyle. Gene bir bölmek istersen kesme tahtası da vereyim. Evet. Şöyle. Teşekkürler. Şöyle yapalım. Kapağını açınca gözlerim yaşarıyor tabii. Değil mi daha kapağını aynen şey yapınca öyle. Hemen. İlk üst tarafını kapak dediğimiz. Şöyle şuraya atıyorum. Soğan, sarımsak köftenin harcında olacak. Bir de maydanoz. Bir de maydanoz ekleyeceğim. Süper. Şöyle bir parça. Maydanozlu köfte çok seviyorum. Tam böyle anne köftesi gibi değil mi maydanozlu köfte? Zaten bu da tam bir anne köftesi kıvamında. Bu köfteyi yapıp böyle buzluğa da atabilirsiniz minik minik. Eminim böyle çocuklar işte makarna bir şey istediğinde içine de konulabilir. Çok da aynen yakışır. Öyle. Şimdi burada gareta yerine ekmek içi kullanıyorsun. Evet, ekmek için de bunun içinde yani bayat ekmeği yine hı hı. Böyle bir rondodan geçireceğim. Ta eskiden zaten hep öyle yapıyorlardı annelerimiz. Hiç böyle şey kullanmıyorlardı gareta mareta. Ya mareta. Böyle çok katkı maddeli olduğu için ben her zaman böyle... Ekmek içi daha güzel. Özellikle evet. Çocuklara yapıyorsanız böyle tarifleri. Gözlerim yaşardı benim. Senin de mi? Biz evet. Ağlaya ağlaya artık bitireceğiz. Bir tane yumurtasını yine koyuyoruz. Hı hı. Tuzunu, karabiberini. Mini mini köfteler. Hemen tuz, karabiber kimyonunu. Getireyim. Ne güzel koktu maydanoz değil mi? Evet. Rondodan da gitti. Böyle bir kokusu da çıktı buraya. Aynen öyle. Çocuklarına böyle şeyin var mı? Şu mesleği yapsınlar. İleride şöyle olsun, böyle olsun. Yani ben hiç öyle bir şeyim yok aslında. Ama... Yani hep böyle bu işin böyle tutkuyla yapılacağını düşündüğüm için. Hangi işi? Yani herhangi bir işin. Hmm. Yani meslek seçiminin tutkuyla yapılacağını düşünüyorum. Kendileri ne istiyorlarsa desteklerim. Sen küçükken sana öyle bir şey oldu mu mesela? Evet ayırdın. Evet yani. Benim, oldu mu öyle bir? Ya benim ailem her zaman bütün tercihleri bana bırakmıştır. Seçimlerimde hep yanımda olmuşlardır. O yüzden herhalde ben de... O yolda giderim gibi görünüyor. Demediler ya keşke işte atıyorum avukat olsan, şöyle olsan, böyle olsan. Anneler, babalar genellikle daha çok öyle meslekleri yakıştırıyorlar ya çocuklarına. Küçükken evet öyle şeyler hayal ediyor. Sen bir mimar olsan aslında sen mimar iyi olsan olur ne kadar güzel olur. Benim burcum terazi. Ve böyle hani biraz işte güzel sanatlar, yaratıcılık falan böyle hep ilgimi o alanlar daha çok çekmiştir. Sen de terazisin. Ben de teraziyim. Hangi gün? 21 Ekim. Ben 6 Ekim. Sen ama şeyden dönmüşsün. Akrepten. Akrepten bir tık önce değil mi? Sonra benim yükselenim akrep. Evet, yükselen burcum akrep. O yüzden böyle hep şey, bu kitap da belki onun eseri olabilir. Biraz daha böyle yaratıcı. Seviyorsun. Teraziler evet. Sanatsaldır aslında. Aynen öyle. Ben birazcık yağımı koyayım. Isınmaya başlasın. Aynen hafif öyle. Bir yağda döndürsek yetecek galiba değil mi börekleri? Ya, yoksa bol yağda mı kızartıyorsun? Ne istersin? Ya ben aslında biraz pişirmeye çalışıyorum. Çünkü hani o milföyün içinde çok... Milföy çok çabuk piştiği için köfte ondan köfte çok daha geç pişiyor. Tamam. Evet kalmasın hepsini diye. Hepsini ekledim. Muhtemelen denk gelecektir. Şöyle biraz yapalım. Daha böyle. İnce uzun... Yapacağım bunları. Ha bu şekilde böyle top top değil uzun uzun köfteler gibi. Aynen öyle biraz şöyle bastıracağım hafif. Kolay pişsin diye içi. Köfte de pişince biraz böyle kendine yani çektiği çekiyor. İçin küçüldüğü için. Evet. Tahmin ettiğimiz boyuttan tabii daha küçük olacak şu an. İlk böyle yemek yapmaya başladığın zaman hatırlıyor musun?
Ben ilk galiba bir Çin restoranına gitmiştim ama bayağı küçüktüm. Sonra tabii o zaman böyle Çin mutfağı hani bayağı küçüktüm ya, yaşım ortaya çıkacak tabii. Çin mutfağı böyle çok bu kadar Çin restoranı yoktu ben küçükken. Evde onu denemeye başlamıştım. Allah böyle. Allah. Evet. Farklı bir mutfak cezbetmiş seni demek ki. Evet. Hala da çok severim ben Uzak Doğu'yu. Hmm. Öyle işte Japon, Çin, hani çiğler, o soyalar, soslar filan çok severim. Fast food'dan sonra ömür boyu böyle çiğ balık Vallahi, yiyebilirim mesela. Çiğ balık. Evet. Çiğ balık da herkes sevmediği için şimdi ne diyeyim bilemedim. Ben de seviyorum ama bir şey diyemem. Ben de çok seviyorum. Balığı çok seviyorum zaten. Balık değil mi? Aslında balığı biraz daha böyle bizde o şey var ya, çok böyle balık dışarıda inir şey oluyor. Evet. Biraz öyle aslında. Dışarıdaki keyif ayrı ama evde de bence sürekli... Tabii işte bir pazar günü, haftanın kesinlikle. Bir günü evde böyle bir balık yapmak, bir buğulama, bir fırında balık yapmak, böyle yanına salata falan aslında gayet güzel. Evde en pratik balık... Evde koku olayı balıkta beni biraz somon şey yapıyor. Somon rahat pişiyor somon, evde aslında. Somon değil mi? Evet. En rahat pişiyor somon. Fırında somon çok da güzel oluyor. Ama işte şu işte kızartmada falan balık kokusu... Böyle işin içinden çıkamıyorsun sonra, evet. Bazı bizim eve öyle mesela bir şey yapıyorsunuz yatak odalarına kadar, her yere kadar koku oluyor. Evet, balık biraz sıkıntılı çıkmıyor o anlamda. Saatlerce çıkmıyor. Ben şöyle biraz aynen atabiliriz ısınmaya onları. Isınmaya başlamış köfteleri atıyorum bir yandan, kızartalım. Arkalı önlü şöyle biraz döndüreceğiz. İyice pişireceğiz ki milföy dediği gibi hızlı pişiyor fırında. İçinde çiğ çiğ kalması köftelerimiz. Fazla yapıp bu köfteyi direkt dolaba atabilirsiniz, çok da güzel olur. Sizde en çok ne pişiyor peki evde? Mesela hep böyle bakliyat ya da böyle işte köfte. Köfte, makarna. Mesela pilav, makarna. Onlar makarna da çocuklar evlerde çok oluyor değil mi? Makarna çok seviyorlar makarnayı değil mi? Bazen kahvaltıda bile makarna yiyoruz. Şaka yapıyorsun. Yani haşlanmış yumurtanın yanında makarna. Ekmek yerine aslında makarna. İşte labne peynirli makarna. Atıyorum işte yanında yumurta ve işte belki portakal suyuyla kahvaltı yaptığımızda oluyor. Evet. Makarna. Bizim... Benden bir kere Ali'nin istedi makarna kahvaltıda, saçmalama dedim ve konu kapandı. O kadar aslında şey söylediğin doğru, atıyorum mesela ekmek yerine oradan onu alabilir. Önemli olan aslında çocuğun yani ne yediğini de hangi ihtiyacını karşılayabildiği besinlerden. Sabahki karbonhidratı aslında biraz oluyor. Evet. Ama yine içine böyle bir labne ya da peynir ya da zeytin bir şey koyuyorsun. Karıştırmaya çalışıyorum. Çünkü değil mi şey olur böyle bir makarna kahvaltıda. Evet, ama muhakkak yumurtasını ikisi de her yumurta gün... Yumurta en önemlisi değil mi kahvaltıda? %100 yumurtasız evet. Olmuyor. Çok fazla krep yapıyoruz. Krep mi? Evet. Krep, krep de mesela hani ay çocuğunuz krep mi yiyor diyorlar ama şöyle bir şey var. İçinde unu, sütü, yumurtası, yağı her şey alıyor çocuk. Aynen. İçine böyle bir peynir bile koysanız oh oldu bitti zaten yani evet. Şahane. Ama en zor çocuklar galiba peyniri yiyor. Biraz zorlanıyoruz. Benimkiler dil peynirini seviyor. Dil peyniri ha. Kaşar peyniri tostun içinde tostun içinde geçiliyor. Evet. Bu arada o kadar hızlı kızardı ki hemen döndürmem gerekiyor. Bunu mesela böyle tavuklu falan da olur mu acaba? Denedin mi şöyle farklı? Etli, tavuklu. Olur, etli olur. Böyle değişik böyle peynirli olabilir. Peynirli de değil mi? Peynirli zaten de olabilir. Her şey çok yakışıyor. Sosisli olabilir. Sosis her ne kadar aynen. Böyle çok sosis aslında de. Hani en tüket... Mesela sucuk sosa göre daha iyi diyorlar. Kesinlikle. Değil mi? Yani bu işte artık hani çiftliklerde yapılan el yapımı sosisler, sucuklar oluyor. Herhalde böyle onları... Biz de bir kere sucuk yaptık. Hakikaten de çok güzeldi. Ev yapımı. Gerçekten içine ne koyduğunu bildiğin zaman içim daha rahat oluyor. Çünkü çocuklar belli bir yaştan sonra onları yemek istiyor. Dışarıda görüyor. Muhakkak illa geçiliyor. Sen ne kadar aslında çocuktan gizleyip saklasan da o bir yerde hayatta ona karşılaşacak. Tabii ki kendilerine ait dünyaları büyüdükçe, evden uzaklaştıkça insanlar böyle... Şimdi seninki mesela büyük olan okulda, artık orada yemekhane falan oluyor galiba. Oradan besleniyorlar, ne yapıyorlar? Okulda yiyor. Çorbasını, sebzesini, her şeyini okul yani tüketiyor. Çocuk evde böyle diyorsun ki Allah Allah okulda yiyor, eve gelince binaz. Geçen okulda gün ıspanak yedim dedi. Zaman? Nasıl yani dedim. Evde yediremiyorum çünkü neler yaptım ıspanak yedirmek için. Bir şekilde evde yemiyor ama okulda yemiş. Ben de alıştım ona okulda yediğini bildiğim için evde yapıyorum. Biraz tehdit, biraz sevgi, biraz şaka karışık.
Bir de şeyi keşfettim. Bir şey yedirirken çocuğa, çocukla sohbet ediyorsun. O zaman şey yapıyor. Kafası evet. dağılıyor. Senin sorularına cevap vereyim derken ağzını böyle açıp açıp yiyor. Atabilirsin böyle. Dikkatleri dağılınca ne yediğini bazen bilemiyorlar. Evet, bütün köftelerimi attım, bir yandan kızartıyorum bunları. İşte böyle köfte olunca benim yanıma hemen canım makarna istiyor ya. Çocuklara da suç bulamıyorum. Çocuk yemeği ki. Evet. Pilav ya da makarna. Ne yapıyorsun şimdi onları? İkiye mi ayırdın? Bunları, evet. Zaten ortadan çizgileri var. Hı hı. Biraz işte burada bu... böyle bir teflon gibi bir turta kabı da deniyor aslında bunlara. Biraz onun da şekli var. Böyle bir kabımız var. Ama belki herhangi bir fırın kabında da rahatça yapabilir hanımlar. Aynen öyle. Şimdi pişen köftelerden. Oradan alabilirsin. Hatta ben şunu değil de bir çatalla alayım onları. Tamam. Ha bir de kaşar koyacağız değil mi? Rendeleyecek aslında miyiz kaşarı? Aslında biraz milföyler piştikten sonra fırından almadan önce kaşarı ha, koyuyorum. İçine değil o zaman ki... üstüne. Çok evet. kararıyor çünkü o zaman ya kaşar. Dilerseniz içine de koyabilirsiniz aslında. Ama hani ben genelde üzerine koyuyorum. Öyle bir yuvarlıyorum. Direkt... O zaman bir tanesine bir köfte mi koydun? Kaç köfte koydun? Bir tanesine bir tane koydum. Sonra şuraları şöyle biraz keseceğim. Şöyle. Ki biraz böyle... Açsın o şey kısmı. Böyle gül gibi açacak. Gül gibi açacak o. İçinden de köfte böyle çıkacak. Böyle katlı katlı olduğu için milföy hamuru. Evet. Sonra dik duruyor böyle. Mu? Yan mı koyuyorsun? Hepsi dolduktan sonra dik duruyorlar. Dik duracak. Evet. Enteresan bir tarif çıktığında. Efendim şimdi milföyler içinde köftelerle birlikte fırın kabımıza girdi. Evet. Kaşarını zaten çıkmaya 5 dakika kalı atacağız. Evet, biraz yağlayacağız kaşarı. Biraz üzerlerine böyle zeytinyağını süreceğim ki çok da kuru kuru pişmesin. Kuru kuru olmasın. Gerçi milföyün kendi hamuru da böyle güzel katlı yağlı bir hamur. Evet. Pişince onlar ortaya çıkıyor. Ama bu da böyle pişerken kuru kuru pişmemesi diye, güzel evet. olacak. Birbirine bazen yapışıyor çünkü. Aslında bunları dik de dizebiliriz. Ama bugün ama böyle bir güzel, demet böyle gibi oldu. Evet. evet. Hemen fırını açayım. 180 böyle. Derece idealdir herhalde milföy için diye düşünüyorum. Evet. Köfteleri piştiği için zaten hani hızlı milföyler piştiği anda aynen. alabileceğiz. Haydi bakalım. Bir hemen kaşarını rendeleyelim. Bunu üstüne domates sosu da yakışır düşünüyorum değil mi? Yoğurt. Yeme aşamasında. Yanında yoğurt da. Her şey olabilir. İçinde köfte var ya. Falan. Değil mi? Kesinlikle. İçinde köfte oldu. Şimdi mantıya doğru dönüyoruz yavaş yavaş. Evet. Kafamız oraya gitti. Üzerine pul biberli yağ yakıp falan diye. Kaşarımızı da rendeledikten sonra aslında biz bu sırada günün son tarifine devam edebiliriz. Mini lahmacunlar. Çünkü onun bir pişme süresi var. En evet. azından hazırlayalım ve başlayalım. Altlıkla şeyle almam lazım. Yemeğimizin servisini yapabiliriz. Milföylü gül böreklerimiz hazır efendim. Biraz böyle şey gibi doldu böyle fırında değişik bir yemek gibi. İçinden aslında börek ama böyle köfte de çıkacak. Dolayısıyla güzel bir tarif. İç harcını her türlü aynen. değiştirebilirsiniz ama bence köfte farklı oldu ve çok yakıştı. Bir hatırlayalım nasıl yapmışız. Milföylü gül böreği. Soğan, sarımsak ve maydanoz rondoda çekilir. Derin bir kaseye kıyma ve rondoda çekilen harç eklenir. Bayat ekmekler de rondoda çekilerek kaseye ilave edilir. Ardından yumurta, tuz ve karabiber eklenerek yoğrulur. Sıvı yağ kızdırılır, köfteler şekil verilerek kızgın yağda kızartılır. Kızarmış olan köfteler tabağa alınır. Milföy hamurları açılarak arasına hazırlanmış olan köfteler yerleştirilir. Bıçak yardımıyla şekil verilerek fırın tepsisine alınır. Ardından sıvı yağ ile yağlanarak fırına verilir. Pişmiş olan milföylü gül börekleri fırından çıkarılır. Üzerlerine kaşar peynir rendesi eklenerek tekrar fırınlanır. Ardından fırından çıkarılarak servis edilir.